Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle, çok güzel, lezzetiyle, muhteşem el açması börek tarifiyle sizlerleyim. Lafı hiç uzatmadan buyurun böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için bir çay bardağı sütümü yoğurma kasemin içine ekliyorum. Sıvı malzemelerim oda ısısında beklettim arkadaşlar. Sizler de bekletirseniz daha güzel börek hamurunuz olur. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Birazcık sulu tarafından ekledim. 1 adet odasında bekletmiş olduğum yumurtamı da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kullandığım tatlı kaşığı ufak. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirkemi de ekleyip malzemelerin biraz çırpma teliyle karıştıracağım. Malzemenizi ne kadar güzel karıştırırsak hamurumuzun kıvamı da o kadar güzel olur. Böreğimizin hamuru biraz baklava hamuruna benziyor. İncecik açılıp çok da güzel bir börek hamuru oluyor. Biraz karıştırdıktan sonra malzemelerimi üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Onu da bu aşamada çırpma teliyle karıştırıyorum ve sonrasında un eklememi yapacağım. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Kullandığım un baklavalık ve börekli un arkadaşlar. Normal un kullanmadım. Böreğim de baklavalık ve börekli unla daha güzel ince açılıp daha lezzetli olacak. Eğer sizler baklavalık, börekli un bulamazsanız normal unla da yapabilirsiniz. Geri kalanını elimle yoğurarak devam edeceğim. Unumu da hepsini eklemedim. Yavaş yavaş ekleyeceğim ki güzel kıvamlı bir hamur olması için. Hamurumun güzel kıvamı alması için yavaş yavaş unumu ekliyorum. 6. su bardağı unumu da ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik ama dediğim gibi tekrarlıyorum arkadaşlar. Benim kullandığım un ölçüsüne göre değil, sizler kendi hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Yoğurma kasemde biraz yoğurduktan sonra artık tezgahımın üzerine aldım. Elime yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar unumu ekledim. Hamurumun kıvamında görüyorsunuz çok sert ve çok yumuşak bir hamur olmadı. Ele yapışmayan, rahat, esnek bir hamur olması yeterli. Hamur kesme aparatımla bu şekilde ilk önce ikiye, sonrasında 15 beze olacak şekilde ayıracağım. İlk önce gelişi güzel bu şekilde kesiyorum. Sonrasında ayarlayarak tekrar parçalara böleceğim. 15 beze elde edeceğim. Biraz küçük mandalina büyüklüğünde olacak. Bezelerimizi güzelce yuvarlayalım ki açarken daha güzel açılması için. Evet arkadaşlar, bütün bezelerimi aynı işlemi devam ettim. Avucumuzun içinde bu şekilde güzelce yuvarlayalım ki bezelerimiz açarken daha güzel açılması için. Şimdi artık bezelerimi büyük bir servis tabağına alacağım. Kenara dinlenmeye bırakacağım. İlk önce servis tabağımın altını biraz unluyorum bu şekilde yapışmaması için. Sonrasında bezeleri servis tabağına alıyorum. Bütün bezelerimi servis tabağına aldıktan sonra üzerine bu şekilde buzdolap poşetiyle örtüyorum ve kenarda en az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Zamanınız yoksa yarım saate dinlendirmeniz yeterli. Ne kadar güzel bezeleriniz dinlenirse o kadar güzel açılacak. 1 saat kadar dinlendirmiş olduğum bezemi hemen servis tabağının içinden alıyorum. Bir tanesini, geri kalanının üzerine tekrar örtüyorum ki bezelerimin üzeri kurumaması için. Hamurumun altını, üstünü güzelce unladım. Yalnız 2 su bardağı una 1 su bardağı mısır nişastası ekledim. Güzelce karıştırdım. Bu şekilde nişastalı unlu karışımla açacağım. Sizler dilerseniz sadece unla da açabilirsiniz veya benim gibi kolaylık olması için nişasta ve un karışımıyla da açabilirsiniz.
Oklavamla büyütebildiğim kadar biraz bu şekilde büyütüyorum. Sonrasında oklavamı sararak devam edeceğim. Hamurum beklediği için de çok kolay açılıyor. Çok kolay açılan bir hamur. Size hiç zorlamıyor arkadaşlar. Bekledikçe daha da kolay açılıyor. Oklavamı saracağım. Birazcık oklavayı kendinize doğru çekerseniz daha kolaylıkla hamurunuzu büyütebilirsiniz. Bu aşamalarda hamurunuzda kırışıklıklar olsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Sonrasında oklavayı sarıp kendinize çektikçe zaten bu kırışıklıklar düzelecek. Hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. İncecik baklava hamuruna yakın incelikte olması yeterli. Ne kadar güzel ince açarsak böreğimiz de o kadar güzel lezzetli olur. Büyütebildiğim kadar yufkamı büyütüyorum. Oklavamı güzelce sarıyorum. Oklavamı ileriye doğru attığımda kendime doğru birazcık oklavayla çekiyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta olan kırışıklıklar sonrasında zaten düzeliyor. Sizler ince açabildiğiniz kadar açın. Yufkanızın kırışık olması da hiç önemli değil. Tekrardan oklavama saracağım. Çok az yine nişastalı unlu karışımı döküyorum ki oklavama sararken yapışmaması için. Evet arkadaşlar, bu şekilde sardıktan sonra büzüştürüyorum. Çok fazla sıkmadan büzmeye çalışalım ki hamur birbirine yapışmaması için ve bu şekilde de güzelce ortada birleştiriyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını kısık ateşte erittim. Üzerinde 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yufkalarımı da yağlayacağım ki daha güzel, lezzetli börek elde etmek için. Tereyağı yerine sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz veya margarin de kullanabilirsiniz. Yufkamı yeterince yağladıktan sonra üzerine kahvaltılık lor peynirini ekliyorum. Ben lor peynirli yapacağım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidi veya başka malzemelerle de yapabilirsiniz. Peynirimizi ekledikten sonra kenar kısımlarını da içine doğru katlıyoruz. Peynirimizin üstü kapanacak şekilde uç kısımlarını biraz içe doğru katladıktan sonra geri kalan uç kısmını bu şekilde kıvırıyorum. Öbür ucunu içe, öbür tarafı da dışa doğru kıvırarak yapabilirsiniz. Çok kolay aslında arkadaşlar. Evet, hemen ucundan içe doğru bu şekilde kıvırıyoruz ve sonrasında tepsimize hemen yerleştiriyoruz. İkinci bezemi de tezgahıma alıp güzelce altını üstünü nişastalı unlu karışımı buladıktan sonra oklavamla biraz bu şekilde büyütüp sonrasında oklavamı sararak büyütebildiğim kadar büyüttüm. Sizleri çok fazla sıkmamak adına bu aşamaları hızlıca geçtim. Yufkanızı güzel açmak için bu işlemi hızlıca yapmaya özen gösterin. Ne kadar hızlı açarsanız yufkanızı o kadar kolay ve rahatlıkla açarsınız. Evet, ben büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi incecik bir yufka elde ettim. Tekrar oklavama sarıyorum. Çok sıkı sarmıyorum ki arkadaşlar. Yani çok sıkı büzmüyorum ki hamur çok yapışmaması için ve daha hava alması için çok fazla sıkarak büzmeyelim. Orta kısmını bu şekilde toparlıyorum. Tekrar çok az yağlıyorum. Yufkanızı yağlarsanız daha güzel, lezzetli bir börek elde etmiş olursunuz. Peynirimi tekrar orta kısmına bu şekilde koyuyorum. Kenar kısımlarını da içine tekrardan bu şekilde peynirin üstünü kapatacak şekilde katlıyorum. Uç kısmını da biraz içe doğru katladıktan sonra sağ uç kısmından ilk önce içe doğru kıvırıyorum. Sol uç kısmını da bu tarafa doğru kıvırdıktan sonra içeri doğru kıvırarak gül böreği şeklini veriyoruz arkadaşlar. Zaten bir uçtan kıvırdığınız zaman geri şekilde geliyor arkadaşlar. Çok kolay oluyor. Evet, ben aynı işlemi devam ederek bütün bezelerim bitene kadar devam edeceğim. Ne kadar ince açarsak böreğimiz o kadar lezzetli ve çıta çıtır olur. Hamurumda bekledikçe daha kolay açılan bir
yufkalar elde etmiş oluyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Malzemelerini de açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Bezelerimiz bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Evet, bütün bezelerim bitene kadar incecik yufkalarımı açarak böreklerimi gördüğünüz gibi yaptım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Böreklerimin üzerine kalan yağın bir kısmını bu şekilde ilk önce böreklerimin üzerine yağlayacağım. Yağın hepsini kullanmayalım arkadaşlar. Sadece birazcık üzeri yağlanacak kadar yağlamamız yeterli. Sonrasında yoğurt ve yumurta sarısı da ekleyerek güzel bir karışım hazırlayıp tekrar böreklerimin üzerine süreceğim ki böreklerim daha yumuşak ve lezzetli olması için ilk önce bu şekilde tereyağlı sıvı yağ karışımından fırça yardımıyla sürüyorum. Böreklerime yağ daha güzel emmesi ve daha lezzetli olması için. Tepsime 12 adet börek sığdı. 3 tanesini de ufak tepsiye yerleştirdim arkadaşlar. O şekilde pişireceğim. Fırça yardımıyla yağını sürdükten sonra kalan yağın üzerine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Sizler dilerseniz çok az süt de ekleyebilirsiniz ama arkadaşlar, ben sütle denediğimde böreklerin üzeri birazcık kuru gibi oluyor. Yoğurt eklediğinizde daha lezzetli oluyor. Bu şekilde de tavsiye ederim. Kaşık yardımıyla yoğurt, bu karışım yumurta sayesinde ve böreklerimiz yağ daha güzelce güzel yumuşak ve karıştırdıktan çıtır sonra olacak. Bu tekrardan sebeple bu malzeme karışımı bitene bitene kadar kadar böreklerin böreklerin üzerine üzerine fırça bolca yardımıyla sürüyorum. bolca sürelim bu karışımı. Bu arada ben fırınımı da ısıttım arkadaşlar. 180 derece fanlı ayarda. Böreklerimin üzerine karışımı sürdükten sonra artık böreklerimi pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum. 180 derece fanlı ayarda. Orta tarafta ilk önce bu şekilde pişireceğim. Böreklerim hafif kızardıktan sonra el açması olduğu için daha güzel kızarması için 170 derece fansız ayarda biraz pişireceğim. Evet arkadaşlar, böreklerim nar gibi gördüğünüz gibi kızardı. Çok güzel oldu. Şu an çok sıcak ama ben sizlere hemen yakından göstermek istiyorum. Görüntüsüyle de çok şık bir börek tarifi oluyor arkadaşlar. Dışı çıtır, içi de yumuşacık, tel tel ayrılan bir börek tarifi oldu. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.